Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haber Merkez tarafından hazırlanan haber bültenleriyle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi kent genelinde tehlike arz eden metruk binaların yıkımlarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Şeyh Hamit Mahallesi'nde metruk bir binanın yıkımını tamamladı. Aksaray Belediyesi, merkez mahallelerde bulunan sahipsiz ve terk edilmiş, tehlike arz eden ve kötü görüntü oluşturan metruk yapıların yıkımlarına devam ediyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yıkım ekipleri belirledikleri program çerçevesinde son olarak Şeyh Hamit Mahallesi'nde bulunan metruk bir yapının yıkımını tamamladı. Aksaray Belediyesi metruk yapıların yıkımlarını bina sahiplerinin veya mahalle sakinlerinin ve mahalle muhtarlarının dilekçelerini istinaden gerçekleştiriyor. Aksaray'da huzur ve güvenin tesisine yönelik Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü ekipleri tespit edilen kokulu madde ve alkol bağımlılıklarının yuvası haline gelmiş metruk yapıların yıkımını sürdürüyor. Şehrin temizliğine büyük önem veren Aksaray Belediyesi sokaklarda temizlik faaliyetlerine devam ediyor. Aksaray Belediyesi sokakların temizliği için başlattığı uygulamada ekipler sokaklarda bulunan ve zamansız çıkarılan çöplere 2 adet çöp taksiyle müdahale ediyor. Aksaray Belediyesi gelişen ve değişen bir şehir olma yolunda özellikle temizlik konusunda yeni çözümler üretmeye devam ediyor. Şehir temizliğinde yeni uygulamalardan bir tanesi olan çöp taksiler belediyenin temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde gün içinde cadde ve sokaklarda dolaşarak biriken çöpleri topluyor. Vatandaşların ihbarının da değerlendirildiği uygulamada belirtilen yere araçla kısa sürede ulaşarak çöpler ortadan kaldırılıyor. Gece gündüz demeden yüzlerce personel ve araç ile hizmet veren Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, temiz kent, temiz toplum bilinciyle hareket etmeye devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı geçtiğimiz ay Ocak ayında ülke genelinde meydana gelen trafik kazaların sayısını resmi internet sitesinde açıkladı. Ocak ayında ülke genelinde meydana gelen 32.256 trafik kazasında 252 kişinin hayatını kaybettiğini, 20.306 kişinin ise yaralandığı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Kazaların 1.361'i araç arkası çarpma, 3.625'i araç yanı çarpma ve 2.196'sı da yaya vatandaşa çarpma şeklinde gerçekleşti. 2018'in ilk ayında meydana gelen kazalardan 5.922'sine tek araç, 5.631'ine de iki araç karıştı. Yeni yılın ilk ayındaki kazalara yine sürücü kusurları damgasını vurdu. 12.208 kazada sürücüler, 1.278 kazada yayalar, 138 kazada araçlar, 111 kazada yollar ve 68 kazada ise yolcular kusurlu bulundu. Geçen Ocak ayında meydana gelen kazalardan 346'sına kırmızı ışıkta durmayan sürücüler, 237'sine ise alkol alıp direksiyona geçen sürücüler sebep oldu. Bir ayda vuku bulan kazalardan 339'una bisiklet, 9'una at arabası, 2128'ine motosiklet, 482'sine otobüs, 77'sine traktör, 32'sine ise ambulans karıştı. Meydana gelen 32.256 trafik kazasında 252 kişi hayatını kaybetti, 20.306 kişi ise yaralandı. Ülke genelinde Ocak ayında çeşitli kusurlar sebebiyle 74.769 araç trafikten men edildi. Aksaray Belediyespor Lig'in 19. haftasında Hatay ekibi Belen Belediyesporu'yla karşı karşıya gelerek 9-0 yendi. Sportodo Bölgesel Amatör Ligi 5. grupta şampiyonluk mücadelesi veren 68 Aksaray Belediyespor Lig'in 19. haftasında Hatay ekibi Belen Belediyespor'un konuğu oldu. İskenderun 5 Temmuz sahasında saat 2'de başlayan müsabakayı Şanlıurfa bölgesinden hakem Mikail Cihangir yönetti. Güneşli havada oynanan maça temsilcimiz siyah beyazlılar sağlı sollu ataklarıyla etkili başladı.
Aradığı golü maçın 12. dakikasında Fatih Polat ile bulan temsilcimiz ard arda ataklarla sürekli gol ve pozisyon aradı. Maçın 29. dakikasında Burhan Coşkun ile skoru 2-0 yaptı. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca temsilcimiz siyah beyazlılar ilk devreyi 2-0 üstünlüğüyle bitirdi. Maçın ikinci devresinde daha dikkatli ve etkili başlayan 68 Aksaray Belediyespor'un golleri adeta yağmur gibi ard arda geldi. Maçın 55. dakikasında Burhan Coşkun, dakika 73'te Alphonse Kevin Astika, 76. dakikada Mustafa Ün, dakika 78'de Ahmet Tarık Düşünceli, 80. dakikada Selçuk Bulut skoru 7-0 yapan isimler oldu. Maçın 82. ve 85. dakikasında sahneye tekrar çıkan Kevin skoru 9-0 yapan golleri atarak 68 Aksaray Belediyespor puanını 46'ya yükseltti. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Ligi ligin 18. haftasında Ardesen Gençlik Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadeleyle geçen müsabakada temsilcimiz Turkuaz Beyazlılar geriye düştüğü dakikalarda skoru yakalamaya çalışsa da Ardeşen savunmasını geçemedi. Süper Lig ekibimiz Ardesen Gençlik Spor Kulübü'ne 36-25 skoru ile mağlup oldu. Bu sonuç ile Ardeşen Gençlik Spor Kulübü 20 puan ile 7. sırada yer alırken takımımız 15 puan ile 8. sırada yer aldı. Handbol takımımızın bu mağlubiyetiyle liderler arasında 16 puan fark oluştu. Kadınlar Futbol 3. Lig temsilcimiz Aksaray Hasanlı Spor Lig'in 9. haftasında Kayseri ekibi Erenköy Sporu'yla karşı karşıya geldi. Kadınlar Futbol 3. Lig temsilcimiz Aksaray Hasanlı Spor Lig'in 9. haftasında Kayseri ekibi Erenköy Spor'u konuk etti. Temsilcimiz Kırmızı Siyahlılar Türk Sporu adına Seronomi Selamı ile çıktıkları müsabakanın başlama vuruşunda düdüğün çalması ile birlikte asker selamı vererek Afrin Operasyonu Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklerimiz için İstiklal Marşı okuyarak destek verdiler. Maçta rakibine baskı uygulayarak ileri çıkan sahanın sultanları rakiplerin savunma hatasını fırsata çevirerek 8-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla ligdeki en yakın takipçisine 9 puan fark atan temsilcimiz Aksaray Hasanlı Spor Playoff gruplarına ismini yazdırdı. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haber bültenleriyle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.